Evet. Arnavutluk Fiyer kentindeyiz. Okuyalım hocam ne yazıyor orada? Abdullah Aziz El İbrahim diye bir kişi yaptırmış abi burayı 2019'da. İslam Vakfı adına burada yaptırmış bu camiyi. Daha önce buradaki Osmanlı Camisi var mı yok mu bilmiyorum ama Arnavutluk'taki şu an en meşhur, en bilinen cami, merkezi cami burası. İlginç de mimarisi var zaten. Pencere diyorum. Minarelerinde pencere gibi farklı. Değil mi? Evet. Pencereli yaptırmışlar. Minareleri biraz farklı. Cuma namazında yani yaklaşık şu bilinen yere yani buraya kadar bir cemaati oluyor. Yaklaşık bir 250-300 cemaati var. Evet. Cuma namazlarında dolu oluyor. Vakit namazlarında da yine 20-30-40 kişiye kadar da vakit namazlarında çıkıyor. Evet. Evet. Biraz böyle bir sıkıntı var aslında ama. Evet, yuvarlak bir cami diyebiliriz buraya değil mi? Alt, bu sekizgen aynen. Gibi, gerçi sekizgenden fazladır bu. Direklerden belli olur. Yukarısı yine kadınlar ayrı, aşağısı erkekleri. Bir altında da yeni yetişen çocuklar için kreş açtılar abi, daha yeni faaliyete geçti. Kreşi de mevcut. İsim olarak ne geçiyordu cami? Kral Camii değil mi? Yok, Kral Camii değil abi. Fiyer Camisi. Fiyer Camisi merkez, evet. Herkes öyle söylüyor. Herhangi bir isim ama yok. Ama yaptıran öyle. Farklı birisi. Evet. Şöyle şimdi dışarıdan da aldık mı görüntüyü? Minarelerin pencereli olduğu gözükecek. Evet. Pencere tipinde yani. Evet, boş. Boş. Şöyle etraftan da görüntüler alalım bu arada. Burası caminin etrafı, park, yürüyüş oturuyor insanlar. Meydanı. Yani yürüyüş meydanı. Meydanı burası. Havuz da var karşıda. Burada da bir havuz var herhalde ama şu an faaliyette değil. Hatta ben internete baktığımda havuzun, caminin önünde havuzun resimleri de var. Güzel gözüküyor yani. Şöyle bir buradan çekersiniz abi minareler gözüküyor. Evet minareler göründüğü gibi. Ben pencereli diyorum. Minare havasını da yapmışlar demek ki. İçine merdiven çıkılabilecek merdiveni var herhalde. İçine. Var içeriden gözüküyor ama demir merdiven çıkılabiliyor yukarı evet. Burada şu anda kiralı yani güzel. Evet, burası Fiyer'in mimarisiyle ilginç bir camisiydi. Evet, başka bir yayında, başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kubbeli bir cami, Muradiye Camii, Aldunya, Vlora şehri. Mimar Sinan'ın eserlerinden biri. 1542 yılında yapılmış bir cami. Burası tamirat görmüş mü yazıyor muydu TİKA tarafından tamirat gördüğü? 1906 yılında yapılmış herhalde. Evet, tamirat. Ama son dönemde bir tamirat görmemiş herhalde değil mi? Yok. Etika ahlak demek değil mi? Evet.
Arnavutluk Durres Diraç Fatih Camii, fakat içeri girip görüntü alamıyoruz. Dış kapısı kilitli olduğu için. Durres'te. Burayı Rus camisi diyorlar. Önceden kiliseymiş. Sonradan camiye çevrilmiş. Burası da kapalı. İçinden görüntü alamıyoruz. Bir de buradan bakalım. Burası da kapalı galiba. Buradan açık, evet. Ana kapı, giriş kapısı açık. İçerisi çok güzel kokuyor. Büyük, geniş bir cami. Evet, Durres Diraç'ta Rus cami olarak geçiyor burası. Başka bir adı var mı bilmiyorum. Türkçe konuşabileceğimiz bir kişi de yok. Daha fazla bilgi almak isterdik ama. Evet, buradan da bu kadar. Arnavutluk Tiran Ethem Bey Camii ve Saat Kulesi. Burada da restorasyon olduğundan dolayı kapalı, giremiyoruz içeri. Ve burası bir meydan. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşaatı devam eden 4 minareli ve her minaresinde 3'er tane şerefesi olan camideyiz. İnşaat olduğu için içeri giremiyoruz. Güzel bir cami olacak inşallah. Hacı abi, karşıya geçin, oradan çekelim. Değil mi? Evet, Arnavutluk'un İşkodra kentindeyiz. Burası da Kurşunlu Camii ve caminin de temelleri çok aşağıda kalmış. Hatta internette araştırma yaparsanız buranın etrafının sulu olduğunu da görürsünüz. Sular altında kalıyor. Evet. Kaç yılında yapılmış? Nerede tabela yazıyor mu? Şurada eski resimler var. Şu girişini de bir kitabesiyle beraber çekelim de. Kapatayım mı? Evet, bunun üstüne basmıyor mu acaba? Şurada çıkaralım ayakkabıları. İnsan üzülüyor ha. Arnavutluk'ta şey deniliyor, 1500-1600 tane cam varmış Osmanlı'da. Ama o camiler yıkıldı. Kalan 6 tane, 6-7 tane cami, onlardan bir tanesi bu. 1500 tane camiden 6-7 tane. Yok abi, yıkıldı. Komünist rejiminden yıkıldı.
Peki bu ahşaplardan o zaman da tamamen şu bayanlardan bir mahfil. Mahfilin üstü. Sonradan yıkılmış olabilir mi? Evet. Çünkü o zamandan bu zamana. Evet. Arada yenilenmiş olabilir yani. Bu mahfil. Arnavutluk İşkodra Ebubekir Camii. Ebubekir Camii. Evet hocam, buyurun. Bu cami Osmanlı zamanında yapıldı. O zaman Bosna'da da savaş vardı. Müslümanlar Sırplarla savaş ediyorlardı. 2000 minareli cami. Diğer tarafında da 2 tane minare olacaktı ama orada şu an kubbe var. Arnavutlar iki minare yapmayıp o minarenin parasını Bosna'daki savaşan Müslümanlara yardım olarak gönderdiler. Onların erzak, savaşmak için silah, mervi, onları temin edebilmek için yapmadılar. Yardımlaşma için gönderdiler. Arnavutların da buradan yardımsever olduğunu anlayabiliyoruz. Allah kabul etsin. Ne güzel yardımlaşma yapmışlar. Evet, yukarıda, normalde 4 minareli olacaktı evet. Ama şu an 2 minareli. Yukarıda Ramazan mübarek yazıyor ama videoda belli olmaz o. Evet, şimdi gidelim içeriden görüntü alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, burada da yazıyor zaten 1416 yılında yapılan bir cami, fakat 1995'te yenilenme oluyor demek ki. Cami yıkılmış. Evet. Cami ne kadar havadar değil mi hocam? Evet. Yandan pencerelerin olması hem gün ışığı geliyor hem de çok havadar yapmış cami. Evet, ortada kocaman da bir avize var. Ortadaki ana kubbeden asılı. Arnavutluk İşkodra Perruce. Evet, Porus. Porus. Porus yani. Camisi. Merkezi büyük camilerden bu iki tane İşkodra merkez büyük cami var. Bir Ebu Bekir Camii, bir de bu Porus Camisi. En çok halk buraya geliyor. Mesela orada da Kurşunlu Cam vardı ama o taraflar pek insan akıllı. Daha çok... Merkez burası olunca tabii. Doluyor mu? Cuma vakti.